okuduk. Rahman suresi 78 ayet. Ayetler kısa ama anlamlar uzun. Rabbimiz bu surede cenneti, cehennemi, nimetleri, varlıkları gözümüzün önüne seriyor bizi. Bakalım mealine, anlamına okuyabildiğimiz kadar okuyalım vakit elverdiği müddetçe. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin anlamını artık biliyoruz. Her gün söylüyoruz. Zaten Allahu Teala'nın adıyla içinde de belli. Bismillah. Allah adı geçiyor. Allahu Teala'nın adıyla, ismiyle Er-Rahman, Er-Rahim. Acıyan Allah, bağışlayan Allah, affeden Allah, dünyada tüm yarattıklarına acıyan, ahirette mahşer gününde müminlere merhamet eden Allah, işte Allah'ın adıyla, böyle bir Allah'ın adıyla başlıyorum anlamındadır besmele. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehül beyan. Hani biz şiirde, edebiyatta kafiye düzeni deriz ya, sonu hep bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, tanı tanı diyebiliriz. Sonları öyle bitiyor. Türkçe'de bizim bildiğimiz kafiye düzeni. İşte Kur'an da o günün şiircilerine, edebiyatçılarına, şiir yazanlarına adeta meydan okuyor. Baktığınız zaman Kur'an'ı okurken bir sure son ayetlerin sonunda hangi harf varsa ona uyarlı harfle devam eder. Nunla mim gibi. Burada da genelde ayetler nun harfiyle bitiyor. Yani mucize olduğu, Kur'an'ın muciz olduğu adeta böyle akılı durdururcasına, insanları susturucasına böyle bir düzen, nizam, intizam, belagat var Kur'an'da. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehül beyan. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan, allemehül beyan. Hitap etkileyici, makam kıraatlı okumak etkileyici. Ne bileyim, her nasıl okursanız okuyun, insana mutlaka etkiliyor. Rahman, Allahu Teala'nın isimlerinden Rahman. Acıyan anlamında. Acıyan Allah, Rahman Allah. Kur'an'ı öğretti. Allemel Kur'an. Allemel Kur'an. Kur'an alleme öğretti, Kur'an'ı öğretti. Yani hakikatte insan doğuştan Kur'an'ı biliyor yani. Kur'an'ın hakikatlerine anlayabilecek akılda, fıtratta yaratılıyor insan. Kur'an ne demek? Kainatta var olan her şeyi içine alan demek. Kainatta var olan her şeyi anlatan demek, öğreten demek.
Dolayısıyla akıl sahibi her insan kainatta var olan şeylere baktığında ama baktığında, gördüğünde gerçekten bakıyor, gerçekten görüyorsa Kur'an'ı okur. Yani Allah'ı bilir, Allah'ı tanır. İman ettim, bunları yaratan birisi var. Yoksa rastgele olması mümkün değil der kendisine bu soruyu sorar. Onun için Allah insana Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı bilmeseydi, Kur'an'ı bilmeyen ve Kur'an'ın içindekilerini anlattıklarını düşünemeyen insan değildir. İnsan olamaz. Çünkü Rabbimiz Allah halakal insan, hemen arkasında insanı yarattı. Kur'an'ı öğretmeseydi, Kur'an'ı bilecek gibi, Kur'an'ı anlayacak gibi olmasaydı insan, insanı yaratmazdı yani. Kur'an eşittir insan, insan eşittir Kur'an. Bir kendine bak, bir karşındaki arkadaşına bak, başka bir insana bak. Kendini bakmaktan alıkoyamazsın ki. Gözüne bakarsın, ya nasıl oldu, nasıl yaratılmış, nasıl olabilir? Burnunun koku almasına bakarsın, diline bakarsın, tüyüne bakarsın, kaşına bakarsın, içinden çıkamazsın. Bunu yaratan, bu düzenli bu fabrikayı mümkün değil. Bu şekilde düzenli kuran, bu şekilde yaratan, şekil veren, hani velakad halakmel insan yok, Tin suresinden ahseni takvim olarak yarattığını, yaratıkların en güzeli olarak yarattığını beyan ediyor Rabbimiz. İnsanın bu güzelliği karşısında işte düşünüyorsa Kur'an'ı okuyabiliriz. Kur'an insandır zaten. İnsanı anlatan, bütün varlıkları anlatan Kur'an'dır. Yani birçok kimse Kur'an'ı okur aslında. Kur'an'ı okur ama gerçekte okumuyor. Çünkü Kur'an'ın anlattıklarını okuyamıyor. Kur'an'ın anlattıklarını anlayamıyor. Nedir Kur'an'ın anlattıkları? Yerin derinliklerini anlatıyor. Denizin dibini anlatıyor. Uzayın yüksekliklerini, sonsuzluklarını anlatıyor. Uzayda ne var? Yerin dibinde ne var? Yedi kat yerin altında ne var? Kainatta ne var? Bunları anlatıyor. Anlatacak işte biraz sonra. Devam ediyor ayetler. Sen bunları okuyamıyorsan, insanı okuyamıyorsan, insanın üzerinde ne yazıyor? Ne anlatıyor insan? Bir böcek size ne anlatıyor? Bir yaprak, bir meyve, bir sebze. Neler anlatıyor? Bunları okuyamazsanız Kur'an okumuyorsun demektir. Bunlar, Kur'an bunları anlamamızı, bunları düşünmemizi emrediyor bize. Dün bir ayet-i kerime okumuştuk. Efela yetedebberunel Kur'an. Nisa suresinde. Efela yetedebberunel Kur'an. Maide miydi, Nisa mıydı? Nisa. Düşünmüyorsunuz diyor. Kur'an'ı okuyorsunuz ama düşünmüyorsunuz. Kur'an'ı okuyan düşünmelidir. Kur'an'ı okuyan anlamalıdır. Kur'an'ı okulan, arkasından geliyor bakın, ona güzel anlatımı öğretti. Bu gördüklerini anlatabilmek, belagat, dil verdi, akıl verdi, bunlarla öğretti Kur'an'ı. Kur'an'ın ne anlattığını öğretti. Zaten öğretmeseydi yemek yiyemezdin, düşünemezdin, icatlar, icraatlar yapamazdın, çalışamazdın, ne bileyim, göremezdin ya, ne toprağı işleyebilirdin, ne fabrikada çalışabilirdin, ne üretebilirdin, ya ne de insanlığın hizmetine sunduğun yeni icatları, icraatları yapabilirdin.
Bunları yapıyorsan Kur'an'ı okuyorsun demek. Bunları yapıyorsan Kur'an'ı okuyorsun. Kur'an'ı okumak budur. Yoksa okuyalım okuyalım geçelim, okuyalım okuyalım geçelim. Ama sen bir uçak yapabiliyorsan, ama sen insanların hizmetine sunacak, faydasına sunacak bir arabayı yapamıyorsan, yapmıyorsan, ne bileyim bugün dünyada insanlıktan geri kalmışsan, başkaları yapıyor da Müslümanlar yapmıyorsa, onlar Kur'an okuyor demektir. Kur'an'ı onlar anlıyor demektir. Ya bunlar, şu bir satırı okuyunca insan ürperir ya, Müslümanları kastediyorum, ürperir. Ben niye anlayamadım bu Kur'an'ı der. Allah insanı yarattı, Kur'an'ı öğretti, belagat verdi, anlayış verdi. Bunlar ayrılmaz bir şey. Kur'an'ın öğrenilmesi, yani Kur'an'ın okunması, anlaşılması, insanın yaratılması ve onun anlatımı, bunlar birbirinden ayrılmaz. İnsan bu. İnsan dediğindir ama bu işte. İnsan ancak böyle olur. Ama bunlar yoksa Kur'an'ı okumuyorsun demektir. Kur'an'ı anlamıyorsun demektir. Kur'an'ı yerine, istediklerini yerine getirmiyorsun demektir. Baksana güneş, aya. Onlar çalışıyor. Onlar görevini yapıyor. Eşşems vel kameru bi usbe ve necmi ve şeceri yesüde. Ya utan be insan. Utan ya. Onlar görevini yapıyor bak. Güneş ve ay hesap iledir. Allah güneşe ve aya bir yol çizmiş, bir görev vermiş. O yörüngeden, o yoldan hiç dışarı çıkmaksızın, evet, insanlığa. Güneş niçin doğuyor? İnsanlar için doğuyor. Yani şu camiyi aydınlatmak için o kadar uğraşıyoruz. Hazır Allah sabah güneş doğuyor, tüm dünya aydınlanıyor. Ya bunu bile düşünseysen bunu nasıl ödeyecek ya? Hani geçenlerde bir gayrimüslim batıda mı, Amerika'da mı? Yoğun bakımda solunum cihazı takınca 500 dolar ödüyor ya. Oradan ne düşünüyor adam? Yani ben bu kadarcık alıp verdiğim nefese bu kadar para ödüyorum. Ben bugüne kadar hiç para ödemedim alıp verdiğim nefese. Bunu veren ki diye Allah'a şükretmekten ve Allah'ı hatırlamaktan, ona iman etmekten başka bir şey düşünemiyor ve bunu anlıyor. Onun için Allah-u Teala yarattıklarına hepsine bir görev vermiş. Onlar kendi dillerince, kendi lisanlarınca, kendi hallerince Allah'ı zikreder, şükreder ve hepsinin görevi de insana hizmet etmektir. Bulutlar yağmuru getirir, yağmur yağar. Hep ay doğar, gece aydınlatır. Hep insana hizmet içindir. Ağaçlar, meyveler, sebzeler, ne aklınıza gelir? Hayvanlar, sütü, eti, hepsi insana hizmet için. Sen de Allah-u Teala'nın dinine hizmet için, Kur'an'a hizmet için, işte bunları anlamak için, bunları düşünmek için yaratıldın. Rabbim Kur'an'ı anlayanlardan eylesin, amel edenlerden eylesin, düşünenlerden, tefekkür edenlerden eylesin. Yaratılış gayemize uygun bir şekilde hayat ihsan eylesin bizlere inşallah. El-Fatiha.